Herkese merhaba. Özyeğin Üniversitesi kanalına hoş geldiniz. Alay öğrenciler için hazırladığımız bu program serisinin adı Bir Bölüm Üç Açı. Bu programda hem mezunlarla hem bölüm başkanımızla hem de öğrencilerimizle konuşup aday öğrencilerin merak edebileceği konulara açıklık getirmeye çalışıyoruz. Benim isim Ali Oğuz Ceylhan. Endüstriyel Tasarım bölümünde öğretim üyesiyim. Bugün bana üç tane misafir meslek edecek. Selin ve Emir şu an halihazırda okulda okuyan öğrencilerimiz. Ve Kaan da mezunumuz. Çok da uzatmadan hazırsanız arkadaşlar sorulara geçeyim. Hazır mısınız? Hazırız. Tamam, süper. O zaman Selin'e başlıyorum. Selin, Özyeğin Üniversitesi'nde bizim bölüm yani endüstriyel tasarımı tercih etme sebeplerini saymanı istersek neler söylersin? Niye yaktın başını? Aslında tek bir sebebi yok. İlk başta bu tercih dönemlerinde her öğrenci gibi ben de bir araştırma sürecine girdim. Bölüm konusunda nettim fakat üniversite konusunda dediğim gibi bir araştırma süreci yaşadım. İlk başta bir akademik kadroya genel olarak eğitimi kimler veriyor onlara açıkçası bir bakma gereksiniminde bulundum. Ona baktıktan sonra zaten hep her hocam yani kendi alanında çok başarılı. Bunu okudukça da zaten deneyimledim. Bana kattığı şeyler çok fazla. Onun dışında Özyeğin Üniversitesi zaten öğrenci memnuniyeti açısından bir başarı yakalamış bir üniversite. Ve aslında beni en çok etkileyen kısma gelmek istiyorum. Ben tercih tanıtım günlerinde okula ziyarette bulunmuştum. Her öğrenci gibi yani sınava hazırlanan her öğrenci gibi benim de bir üniversite, kampüs, sosyalleşme hayalim vardı. Yani üniversiteyi sadece bir akademik alan olarak görmüyorum açıkçası. Akademik olarak beni geliştirecek alan olarak görmüyorum. Aynı zamanda sosyal olarak da bulunmak istediğim bir alandı yani herkesin hayali olduğu gibi. Geldiğimde çok büyülendim. Çünkü böyle cıvıl cıvıldı, öğrenciler çok iç içeydi, samimi bir ortam vardı. Yani kampüste çok büyük bir etken oldu diyebilirim tercih etmemde. O zaman şimdi ben yavaş yavaş sana döneceğim. Tabii hocam. Aynı soruyu sana da soracağım. Tabii. Niye Özyeğin Üniversitesi'ne geldin? Neden bizim bölümü tercih ettin? Şöyle, benim aslında 12. sınıfta çok yoğun bir hazırlık dönemim oldu ve burada başta açık konuşmam gerekirse Özyeğin Üniversitesi radarımda değildi. Fakat sonra üniversite sınavından tabii bitti. Sonuçlar için araştırma sürecine girdik ailecek. Ondan sonra hem İstanbul'da olmak istiyordum hem gerçekten Selin arkadaşımdaki gibi akademik kadroya baktık. Ailem zaten bilgiliydi bu konuda. Hani Alp Hoca'yı tanıyorlardı dolaylı yoldan. Hani araştırma sürecinde aslında hocaların iyi olduğunu ve iyi olabileceğini biliyor olmak bir içimizi rahatlattı. Sonrasında zaten aslında cevabım aynılaşmaya başlıyor ve kampüse gelince gerçekten de ya burası güzel hani burada yaşanır. Hani sadece okunur anlamında değil burada yaşanır. İşte ders yapmadığımız zamanlar çok az da olsa burada keyifli vakit geçirebilirim diye düşündüm ve aslında tercihimde bu çok büyük bir etken oldu. O zaman senden devam edeyim ben. Tabii hocam. Peki Özyeğin Üniversitesi'nin günleri bizimle paylaşır mısın? Yani dersleri biliyoruz zaten. Endüstriyel tasarım bölümü zor. Onu bir söyleyelim arkadaşlara. Kulüp üyeliğin var mı? Sporla ilgileniyorsun? Yani ders dışında ne yapıyorsun kardeşim sen bu okulda? Dese biri sana dışarıdan. Şöyle, bu aslında şöyle bir soru benim için. Hani ders dışında çok fazla bir şey yapamıyoruz açıkçası. Ben mesela kendimi gerçekten derslerime adamış biriyim. Bunu hani övünmek için söylemiyorum. Fakat bizim bölümümüz aslında bunu gerektiren bir bölüm. Aslında bizim bölümde herhangi bir şekilde refleksif gelişiyor derslere olan ilgi. Çünkü burada başarılı olmanın başka bir opsiyonu yok. Sınava son zamanda hazırlanamıyorsunuz. Bir proje süreciniz var. Ve o proje sürecini baştan sona kadar bir disiplin içerisinde, bir ahenk içerisinde götürmeniz gerekiyor. Ve bu da yan dersler de eklenince tabii ki sosyal hayatı böyle lisedeki gibi yaşamak imkanını gerçekten zaman olarak kısıtlıyor. Fakat şöyle bir artısı var aslında aynı zamanda. Gerçekten de insanda çok büyük bir disiplin oluşturuyor ve bu sadece akademik olarak değil hayatın diğer alanlarında da bende çok fazla etki gösterdi. Aynı zamanda bu dediğiniz gibi sporda da hani düzenli spor yapmaya çalışıyorum ve bu aslında o jüri öncesi sabahlamamdaki disiplin benim spor hayatıma yansıyor. Spordaki disiplin de okula yansıyor. Burada aslında çok faydalı bir ilişki oldu. Okulda kulüpler çok fazla var. Ben ilk sene çok fazla kulübe böyle gaza gelip katıldım. Klasik yani. Hiçbirine de... Kaç tane gaza geldin de? Hocam 3 tane gaza geldim. Hiçbirine katılamadım. Bu sonra kahve hobim var. Bu sene bir kahve kulübü açıldı. O kahve kulübüne katıldım. Onda da çok fazla aktif olamadım. Çünkü hani şu anda mesela finalimden çıkıp geldim buraya. Hani stüdyo bitiyor, finaller başlıyor, yan dersler oluyor. Toparlamam gerekirse
zamanınızı gerçekten iyi ayarlarsanız ve gerçekten disiplinli olursanız ve gerçekten severseniz bu bölümü, yaptığınız projeleri, çalışmak size koymayacaktır ve hani sizi mutlu edecektir. Bundan tatmin olacaksınızdır ve sosyal hayatınızı da buna göre dengeleyebileceksinizdir. Serine dönmeden o zaman toparlarsam, bölümün zor olduğunu ama bundan keyif duyduğunu söylüyorsun. Tabii. Sosyal hayata çok vakit kalmıyor ama kaldığı zaman da ikisinin birbirini beslediğinden bahsediyorsun değil mi? Evet. Yanlış özetlemedim. Evet. Tamam. O zaman senin sana da aynı soruyu soruyorum. Ben Emir'e tamamen katılıyorum her cümlesine. Sosyal hayata seni de mi yok? Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Ben şu şekilde kendimi aslında rahatlatıyorum bu bölümde. En azından kafa tatili veriyorum diyebilirim. Hı. Derslerimiz zaten sabah saatlerinde oluyor. Öğleden sonra bittiğinde ben artık o fakülteden çıktığımda en azından o gün için fakülteyi arkada bırakmayı tercih ediyorum. Hı hı. Çünkü bizim bölümümüzde sürekli bir üretme, sürekli üretkenlik gerektiği için bir noktadan sonra eğer biraz kafamızı rahatlatmazsak o üretkenliğin gittiğini düşünüyorum ben. O noktada da aynı Emir'in dediği gibi birbirini beslediğini düşünüyorum. Hı. Biraz sosyalleşmenin, yani kampüs içerisinde kulüp etkinliklerine katılmanın, işte yani sürekli bir şey oluyor zaten üniversitemizin meydanında. Bir gün çıkıyorum DJ performansı oluyor mesela, DJ kulübü düzenliyor. Bir gün çıkıyorum dans festivali falan. Bunlara olabildiğince ben katılmaya çalışıyorum. Ama Emir'in de dediği gibi her an olmuyor. Yani ben her gün üniversitede sosyalleştiğimi söylemem, dürüst olmam gerekirse. Çünkü Emir'in de dediği gibi bizim bölümümüz hani sadece sonucu odaklı değil, süreçteki ilerlememizi biraz daha baz alan bir bölüm. Hocalarımız da bu noktada böyle değerlendiriyor bizi. Ama kulüp etkinlikleri bence çok keyifli. Çoğuna üye değilim ama üye olmasam da katılabiliyorum. üye olduğum, Emin'in de dediği gibi ilk başlarda üniversiteye bir girdiğimizde kulüp çok fazla üye olmak istiyorsunuz. Benim de bir 3-4 tane vardır üyeliğim. Ama sonra artık sınıf atladıkça bu üyelikler biraz azalıyor. Çünkü katılım gösteremediğinizde biraz onu azaltmış oluyorsunuz. Ama dediğim gibi okulda zaten açık alanlarda gayet kampüste bunlar yapılıyor. Ben de onlara katılıyorum. Çok da keyifli oluyor. Ve seni besliyor diyorsun. Evet, kesinlikle. O zaman devam edelim. Şimdi bitirdik bütün bunları. Mezun oldum. Buradaki her şeyi geride bıraktın. Birincisi, hedeflerin neler? Bunlara ulaşmak konusunda ne yapıyorsun? Bizim sana bir katkımız oluyor mu? Yoksa sen kendi kendine zaten yapıyor musun? Yani biz derken Özyeğin Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü. Sana soracağım aynısını. Kesinlikle katkınız oluyor tabii ki. Ben hocalarımla çok baş başa hani konuşup bu konuyu irdeleyen bir öğrenciyim. Şöyle söyleyeyim, ben 3. sınıf öğrencisiyim ve bu 3. sınıfa gelene kadar sürekli fikrim değişti. Yani bölüme girerken ilk evet ben bu alanda uzmanlaşacağım düşüncesiyle girsem de okudukça aslında sürekli farklı alanlarda projeler yaptıkça düşüncelerim değişti. Bir kaygı yaşamaya başladım geleceğe dair. Sonra hocalarımla direkt birebir konuştuğumda bunu hani staj yaparak biraz daha deneyimleyerek, yani hangi alanda ne istediğimi birkaç deneyim elde ettikten sonra karar verebileceğimi söylediler. O yüzden ben de şu anda aslında stajlarımı yapıyorum. Mezun olduktan sonra ne yapacaksınız diye sorarsanız aslında eğitime devam etmek istiyorum. Kendime bir şeyler katmaya, geliştirmeye devam etmek istiyorum. Dediğim gibi şu anda staj yaptığım alanlardan eğer bir memnuniyet elde edersem, bana uygun olduğunu hissedersem o alanlarda ilerlerim diye düşünüyorum. Ama mezun olduğum zaman ilk yapacağım şey yüksek lisans, belki olabilir lisans eğitimimi bitirdikten sonra diyebilirim. Peki zaten özetledin, oradan öteki soruya da atlayacağım Emir sana söz vermeden önce. Birçok şey aslında ipucu verdin de, aday öğrencilere bütün bu söylediklerin de ışığında gelmek isteyen endüstriyel tasarıma böyle bir takım tavsiyelerin olur mu? Şöyle söyleyeyim, şimdi endüstriyel tasarımı genel olarak bir araştırdığımızda alanının daha demin de dediğim gibi çok geniş olduğunu çoğu öğrenci görecek. Ben de ilk başta aslında araştırırken bu bölümü bana uygun olup olmadığını, evet işte çok alan var ama işte ben hangi alana yöneleceğim gibi bir soru işareti çok oluyor. Yani okyanusta biraz kaybolmak gibi olabiliyor. Bu noktada kendilerini bence kısıtlamamaları gerekiyor. Yani okurken aslında bunu biraz daha deneyimledikten sonra kendilerine uygun olup olmadığını görmelerini, bu konuda kendilerini aslında sıkmamalarını tavsiye ederim. Çünkü ben bunu çok yaptım. Gerek olmadığını şu anda anlıyorum. Yani staj yapmak, işte ne bileyim hocaların deneyimlerini onlardan dinlemek bu konuda bana çok yardımcı oldu. Başka ne yapabilirler düşünüyorum. Bol bol uyusunlar. Yani bölüme girmeden önce bol bol uyurlarsa çok iyi olur. Onun dışında şu anda aklıma bir şey gelmiyor. Yine eklerim aklıma gelirse. Tamam. Seni çok terlettik. Sorular bu kadar ama aklına gelen bir şey olursa yine eklersin. Yavaş yavaş, çünkü Emre'ye doğru döneceğim. Aynı soruları sana soracağım Emir. Bir, ne yapıyorsun hedeflerini aşmak için? Hedeflerin ne? Bir de aday olan öğrencilere gelmeyin aman burası çok kötü falan mı diyeceksin? Yoksa böyle var mı bir takım şey? Evet. Şimdi aslında bizim okuduğumuz bölüm özelinde hedeflerin ne sorusu inanılmaz geniş bir soru.
Burada önce ondan başlamak istiyorum. Çünkü bunun gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi üniversite sınavı bitti. Tercihlerimizi yapıyoruz ve bu tercihlerde tırnak içinde meslek seçiyoruz. Yani sonrasında hayat bizi nereye götürür bilmiyoruz. Fakat işte sallıyorum bilgisayar mühendisi, endüstri mühendisi, işletme, işte endüstriyel tasarım. Bunların hepsinin kendi içinde belli spesifikasyonları var. Fakat bizim bölümün kendi içerisinde gerçekten seçtikten sonra kendi için muhteşem bir okyanusa giriyorsunuz. Ve bu okyanus sadece sektörel olarak ayrılmıyor. Bir endüstriyel tasarım adı altında işte UI UX design var, işte product design var. Daha bir sürü işte app design, yani bir sürü kategori var. O kategorilerden birini seçtikten sonra da mesela ben product design, yani buradan sorunuzu da cevaplamaya başlayayım. Ben ürün tasarımı yapmak istiyorum. Benim passion'ım bu, yani benim tutkum bu gerçekten de bu bölümle alakalı. Fakat bunu cevaplayabiliyor olmak yeterli olmuyor. Ürün tasarımı yapmak istiyorum dediğinizde de bambaşka bir okyanusun içine, bambaşka sektörlerin olduğu bir havuza giriyorsunuz ve burada da Selin'in de bahsettiği gibi ne yapacağınızı seçmek için bence ne gerilmek gerekiyor ne de acele etmek gerekiyor. Çünkü yani bir de şu önemli, aklıma gelmişken söyleyeyim. Bu bölümü seçtiğinizi varsayıyorum. Bu bölüme girdiğinizi varsayıyorum. Bir sürü bambaşka sektörden bambaşka proje konularımız olacak. Mesela ben şampuan şişesi yaptım. İşte kartondan mobilya yaptım. Scooter yaptım. Yani gidiyor liste. Bir sürü, hepsi farklı sektör. Brief geldiği zaman, yani projeyi açıklayan o sayfa geldiği zaman, ya of bu ne diye yaklaşmamak gerekiyor. Çünkü o hiç sevmeyeceğinizi düşündüğünüz sektör, mesela ben kendim için ambalaj tasarımında bunu söyleyebilirim. Bana okula girdiğinde ambalaj tasarımını seveceksin deseler, ya hani nasıl ya, ben o ne ki falan, hani ne yapacağım diye düşünebilirdim. Fakat ben gerçekten çok seviyorum ambalaj tasarımını. En sevdiğim sektörlerden biri şu an proje bazında. Yani burada hedef olarak sakin olunup projeler geldiğinde o projeleri gerçekten özümseyip, sektörleri özümseyip bir proje süreci boyunca bir deneyim kazanmak gerekiyor bence. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onun yanı sıra kişisel hedeflerime gelmek istiyorum. Gerçekten bazı projelerinizi teslim ettikten sonra aşık olabiliyorsunuz. Biz scooter projesi yaptık ve ben yani vuruldum yani. Hani gerçekten vuruldum. Yani ve başka bir şey düşünemiyorum. Yeni proje Eve götürüp yapıyorum. yatağın başına koydun mu? Evet. Mock-up'ımı götürdüm, modelimi ve odamda böyle bakışıyorum. İşte ne güzeldi. Güzel zamanlarda sunduk seni falan diyorum böyle. Hani ben mesela bunu gördükten sonra şu an ulaşım tasarımı, yani ulaşım araçları tasarımına kayma gibi bir hayalim var şu an. Bir sonraki dönem bambaşka bir proje gelir ve bambaşka bir hayalde size bambaşka cevaplar verebilirim. İşin heyecanı burada aslında. Anladım. Ya bunu bir gerginlik kaynağı olarak almaktansa bir keşif olarak almanın ben çok faydalı olduğunu düşünüyorum bakış açısı olarak. Genel olarak ilk soruya cevabım böyle olabilir. Fakültenin kapısını asacağım bu son dediklerini böyle. Yani hakikaten o kafayı bu ne falan demeden, aa ben bundan ne öğrenebilirim, bana ne sunuyor, çok 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 önemli bir nokta. Ekleyecek bir şeyin var mı yoksa sevgili mezunumuza döneceğim bittiyse. İkinci sorudan. İkinci soru şey, aday öğrencilerine gibi tavsiye olur. Ya Evet, aslında verdim cevaplamış birçok. oldum Evet, aslında, evet. evet. O zaman çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Son ekleyecekleriniz olursa sizi terlettik biraz. Yavaş yavaş sağ tarafa, Kaan'a doğru dönüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kaan, önce biraz kendini tanıtır mısın? Kaan Tabii mezunuz, ben önden tanıtayım. Çok sevdiğimiz bir mezunuz. Teşekkür ederim. Ben 2021 mezunuyum. Aslında yeni mezunum. 6 aydır da bir çalışma deneyimim var. Pendik'te, Teknopark'ta bir tasarım firmasında çalışıyorum. Daha çok mühendisliklerin ağırlıklı da olduğu ama yine endüstriyel tasarım da içinde olduğu, bazen askeri, bazen de sivil veya işte sağlık sektörüne ürünler üreten bir firmayız. Ben burada tek endüstriyel tasarımcıyım bu firmada. Ve aslında üstümde çok fazla iş var. İşte bazen data sheetler hazırlıyorum, bazen direkt dış tasarımları yapıyorum veya bir fuara gidilecek o ürünün sunumlarını hazırlıyorum. Yani bu firmada ben çok fazla iş yapıyorum bu konuda. Onun dışında da boş zamanlarımda freelance olarak bundan çok alakasız olarak başka bir yer için NFT çiziyorum. Genel olarak kariyerim bu yönde. Anladım. Peki sana da benzer bir soru soracağım. Burada geçirdiğin yılları ve eğitim hayatını nasıl tanımlarsın? Yani benim buradaki eğitim hayatım aslında dolu doluydu ve eğlenceliydi bence.
Aslında burada okurken böyle çok işte sabahlıyoruz, projeler veriliyor, sürekli bir koşuşturma var. Okurken bazen böyle bunalıp yoruluyordum. Ama şimdi geri dönüp baktığımda hatırladığım gerçekten bir tane bile kötü anı yok aslında. İşte tanıştığım insanlar, siz hocalarım, diğer sınıf arkadaşlarım hepsi aslında benim yani aklımda hep güzel bir anı olarak kaldı. O yüzden hani geri geldiğinde kampüs imkanları da çok iyiydi ve işte spora gidebiliyordum. İşte istediğim tüm kulüp imkanlarından faydalanabiliyordum. Ben de diğer okuyan iki arkadaşım gibi ilk sene 4-5 tane kulübe üye olup hiçbir etkinliğine katılmayan biri olarak yine katılmadım ama yine de güzeldi. Onun en Kalbin azından kalbim olsun. aynen en azından kalbim onların yanındaydı. Genel olarak böyle evet. Aslında bu bir sonraki soracağım soruya biraz cevap verdin. Yani Özyeğin Üniversitesi'ndeki dönüşümünün şu anda bulunduğun yer ve çalıştığın işe nasıl bir artısı oluyor? Ama ben seni biraz daha zorlayacağım. Yani burada olmasan yine bu yaptığın şeyleri yapar mıydın? Buradaki dönüşüm seni gerçekten derinden etkiledi mi yoksa çok bir şeysi olmadı mı? Açık konuşmak gerekirse okurken bazen böyle işte marketing, business gibi bizim aslında ürün tasarımından biraz daha bağımsız dersler de aldık veya service design gibi. Ben de ürün tasarımını çok seven ve girdiğim ilk günden beri bölüme aşık olan biri olarak ürün tasarımcısıyım. Ama böyle farklı disiplinlerden dersler almak gerçekten iş hayatındaki ufkumu aşırı genişletmiş. Bunu fark ettim. Hani ilk girdiğim andan beri her farklı projeye farklı bir perspektiften bakma olanağı sağlamış. Aynı zamanda ben okurken iletişim tasarımından da yan dal yapmıştım. Bu da bana aslında okurken bazen işte acaba ne fayda sağlayacak dediğim durumlarda gerçekten iyi ki yapmışım deme noktasına getirdi beni. Yine işte dediğim gibi sıfırdan bir proje verdiğinde bu projeyi nasıl yönetebileceğimi, işte bu projede nereleri araştırmam gerektiği, nasıl kaynaklardan close edebileceğimi aslında bana bu okulun dersleri çok iyi öğretmiş. Ben onu anladım en çok. Ya bu İsviçre çakısı durumu işime yaradı diyorsun Evet, çok evet. şeyde. Yani başta diyordum hani bir spesifik bir şey seçemedim paniği vardı aslında mezun olurken. Ama bu özellikle tek endüstriyel tasarımcı olduğum bir firmada gerçekten şu an şirketin İsviçre çakısıyım. Öyle oluyor. Bana da öyle olmuştu ama tabii bizim sizinki kadar olanağımız yoktu. O arada çok büyük fark yaratıyor. Peki, bu da en sevdiğim soru. Özyeğin'i unutamadığın bir anını bizimle paylaşabilir misin? Elini yapıştırdın mesela. En son elini yapıştıran bir öğrenciyi masadan ayırmak zorunda kaldım ama hiçbir şey olmadı Yani elle. benim komik bir anı değil aslında bu anı direkt sizinle ilgili. Yani en çok anlattığım anı korkmayın hocam. Kötü bir şey değil. Sen yanlış hatırlamıyorsam birinci sınıf ikinci günde sizin çizim dersinizi alıyordum. Ve bir Alayça Şöyle. hocanın bir dersinden moralim çok bozuk çıkmıştım. İşte size böyle yakınıp tabiri caizse ağlandığım bir dönemde siz bana sen benim ne kadar batırdığımı bilseydin bu duruma hiç üzülmezdin tarzında bir cümle kurup aslında bu mesleğin, bu bölümün fıtratında batırmanın ve başarısız olmanın olduğunu çok iyi özetleyen birkaç cümle kurmuştunuz. Ve bu benim bence öğretim hayatım ve geri kalan kariyerimi değiştiren bir konuşmaydı. Gerçekten hani ne zaman böyle bir olumsuzluğun içine girsem, evet bu bölümde batırmak çok normal. Tamamen tasarım bir süreç yani bu koskoca bir öğrenme süreci. Ve aslında hatalardan öğreniyoruz aslında. Ve o gün söylediğiniz o birkaç cümle benim sonra kalan tüm senelerin rahat geçmesini sağladı açıkçası. Onu çok söylüyorum hala. Çünkü mesela bir CV'm var. O CV atıyorum 5 sayfa ise başarısızlık CV'm 15 sayfa ama onu kimseye göstermiyorsun. Evet. Ama soran varsa onun 5 katı. Çok iyi bir noktaya parmak bastın. Peki son soru. Aslında biraz daha soru var ama çoğuna cevap verdin. Aday öğrencilere tavsiyen var mı senin? Benim verebileceğim büyük tavsiye tasarım eğitiminin bir süreç olduğunu kesinlikle unutmasınlar. Yani sürekli yeni bir şey öğreniyorlar ve belki yarısında başarısız olacaklar ve bu başarısızlıklar onları demoralize etmemeli. Çünkü mezun olduktan sonra aslında birçoğunun pek de önemi olmadığını, aslında o başarısız oldukları şeylerden sadece yani onlar için faydalı olanları akıllarında kaldıklarını ve öğrendiklerinin farkına varıyorlar. O yüzden kesinlikle kendilerini demoralize olmasınlar, ilk seneden pes etmesinler, benden olmaz demesinler. Ve bence gözleri kesinlikle açık olsun. Mesela sizin bu çizim dersinizden sonra ben çizime olan ilgim aslında açığa çıktı. Belki de şu anda NFT çiziyor olmamın sebebi
hani bu çizime olan ilgimin ortaya çıkışıydı. Keza ne kadar %100 sanat bölümü olmasak da sanatla hep iç içe olsunlar. Çünkü gerçekten sanat insanı besliyor. Ve bence modunu da yükseltiyor her konuda. Ve bence dediğim gibi pes etmesinler ve süreç olduğunu unutmasınlar. Peki gelsinler mi Özyeğin'e? Tavsiye eder misin? Bence gelsinler çünkü ben ilk buraya lise 3'teyken gelmiştim ve kampüsü çok sevmiştim. Hani kampüs hayatı benim çok hoşuma gitmişti. Ve imkanlarının benim için iyi olabileceğini düşünmüştüm. Ve hani başka insanlarla da konuştuğumda aldığımız dersler olsun, işte diğer etkinlikler veya okulda yapılan herhangi bir işte paneller, bizi bir kere girişimci olmaya iteleyen bir kültür var. Hani kendi bazıma söyleyeceksem dünyanın en girişken insanı değilim. Fakat yeni bir fikir aklıma geldiğimde her zaman acaba bunu nasıl fikre dönüştürebilirim sorusu bir aklıma takılıyor. Düşünüyorum bunun üstüne, düşündüğüm oluyor. Bence bunu sağlayan şeylerden biri de Özyeğin'in bu girişimci tavrı. O yüzden bence gelebilirler. Gelsinler. Gelsinler. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Şimdi son bir kez daha sorayım arkadaşlar. Var mı eklemek istediğiniz bir şey sizin Kaan'ın söylediklerine ya da kendi söylediklerinin üzerine? O zaman ben yüksek müsaadelerinizle çok teşekkür ederim hepinize öncelikle. Hoca olarak öğrencilerle beraber bir şeyler yapmak çok keyifli. Hem Kaan'a hem Emine hem Selin'e çok çok teşekkür ederim. Vaktinizi ayırdınız, buraya kadar geldiniz. Ayağınıza sağlık. Öğrenciler için de çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Daha çok bilgi almak isteyen öğrenciler web sitemizi ziyaret edebilirler. Arkadaşları sağda solda sıkıştırıp onlara da sorabilirler. Bize e-mail falan da atabilirler. Ama bence web sitesi geçe yapmayın, gelin görün. Yani bir de bu arkadaşlar gibi bir sürü burada genç, heyecanlı ve benim bir arada bulmaktan çok zevk aldığım bir sürü insan var. Onlarla tanışmanı da tavsiye ederim. Çok teşekkürler.